Merhaba arkadaşlar. Ee, geçen ders e, eğri çizimleriyle ilgili temel e, adımları yazdık. İsterseniz şöyle bir gözden geçirelim tekrar. Ondan sonra yine örnek çözelim. E, öncelikle F ile ilgili bilgileri edinmemiz gerekiyordu. E, bunlar nedir? E, F'nin tanım tükümesi. E, yani bulabiliyorsanız görüntü kümesini bulmakta faydalı olur tabii. Sonra eksenleri kestiği noktalar nedir? Bunları bilmekte fayda var. Asimtotları ve e, x sonsuza giderken, eksi sonsuza giderken limitleri nedir? Bunları buluyoruz. Sonra geliyoruz f'nin türevi ile ilgili bilgilere. E, burada da yine f'nin türevinin tanım kümesi, e, nerede pozitif, nerede negatif olduğu türevin. Buna bağlı olarak artan azalan aralıkların neresi olduğu belli olacak. Sonra yerel ekstremumlarına bakıyoruz. İşte türevin sıfır olduğu ya da tanımlı olmadığı noktalara bakarak böylece yerel maksimum ve yerel minimum değerlerini de belirliyoruz. Sonra ikinci türevle ilgili bilgilere geliyoruz. İkinci türevle ilgili bilgiler de bize konkaviteyle ilgili şeyleri veriyor. Nedir? Önce tabii ikinci türevin tanımlı olduğu noktalara bakıyoruz. Sonra e, yine ikinci türevin nerede pozitif, nerede negatif olduğuna bakıyoruz. Böylece nerede konveks, nerede konkav olduğunu belirliyoruz F'nin kendisinin. Ve ikinci türevin sıfır ya da ikinci türevin tanımlı olmadığı noktalara bakıyoruz. Buna bakarak da büküm noktalarının neresi olduğunu tabii e, nerede pozitif, nerede negatif ona bakarak e, belirlemek gerekiyor. Ve bütün bunları nedir? Son olarak e, grafik üzerinde birleştiriyoruz ve böylece grafiği çizmiş oluyoruz. Şimdi yine bir örnekle e, devam edelim. Fonksiyonumuz şöyle olsun. E, fx eşittir x e üzeri x. Evet değişik bir örnek. Şimdi öncelikle nedir f ile bir ilgili bilgilerimizi bir şey yapmamız lazım, toparlamamız lazım. Bizim fonksiyonumuz tüm R üzerinde tanımlıdır, R'den R'ye bir fonksiyon olacaktır. Sonuçta e üzeri x de x de her yerde tanımlıdır. Y eksenini kestiği noktalar, Y eksenini kestiği noktalar. Ne olacaktır? Ee, X'in sıfır olduğu yani X'e sıfır verdiğimde sıfır olacaktır. Dolayısıyla e, sıfır sıfırda yani orijinde ekseni kesiyor. Benzer olarak X eksenini kestiği noktalar nedir? X'e sıfır verdiğimizde o da aynı yere geliyor. Yani aynı şeyi e, söylemiş oluyoruz. Sıfır sıfırda kesiyor başka bir yerde e, kesmiyor. Bunun dışında nedir? Asimtot asimtotları var mı? Düşey asimtot yok. Düşey asimtot yok. Peki limit x sonsuza giderken x e üzeri x nereye gidiyor? Gördüğünüz gibi bu sonsuza gidiyor. Ee, ve x eksi sonsuza giderken x e üzeri x e, burada e, biraz dikkatli olmak gerekiyor e, x eksi sonsuza giderken e, şimdi şöyle düşünebilirsiniz bunu eksi sonsuza giderken şu e, eksi sonsuza bu sıfıra gidecek. Bu da bir belirsiz durum. Yani e, şöyle eksi sonsuz çarpı sıfı, yani sıfır çarpı sonsuz belirsizliği. Bunu bir düzeltmek lazım önce. Yani x bölü e üzeri eksi x gibi düşünürsek e, bir bölü e üzeri sıfıra gidecektir bu. E, nasıl? Şöyle düşünelim bir dakika. E üzeri x bölü 1 bölü x gibi düşünelim. Heh. Böyle düşünelim. Nedir? Eksi sonsuza giderken e üzeri x sıfıra gidecek. 1 bölü x de sıfıra gidecek. E, dolayısıyla e, nedir? Sıfır bölü sıfır belirsizliği. E, dolayısıyla burada lopital uygulanabilir. E, ve e, burada şeyin Limiti, limit x eksi sonsuza giderken e üzeri x bölü e, 1 bölü x e, sıfıra gidecektir. Şimdi e, yani yatay asimtot var, x sonsuza gider, eksi sonsuza giderken, yatay asimtot e, x sıfıra gittiği için limit e, ne olacaktır? E, y eşittir sıfır yatay asimtottur. Sonra şöyle, şöyle yazmakta fayda var galiba. Şurayı bir takıldım ben. Baştan alayım. Böyle yazarsak x bölü e üzeri eksi x diye yazarsak bu sonsuza gidecektir. Eksi eksiden sonsuza gidecektir. Ha, dolayısıyla şöyle işte yani e, x'in türevi 1'dir e üzeri eksi x'in türevi eksi e üzeri x'tir. Yani e, limit x eksi sonsuza giderken x'in türevi 1'dir e üzeri eksi x'in türevi eksi e üzeri eksi x'dir e, ve e, sonsuza giderken bu sıfıra gidecek. Doğru. Evet, böyle söylemek uygun öbür gün de şey olmuyor dolayısıyla yatay -ya asimtot var ee, tek taraflı ama bir tarafta yani eksi sonsuza giderken bir yatay -ya asimtotu var y eşittir sıfır yatay -ya asimtotu ee, birinci şeyle ilgili e, bilgileri yani f'nin kendisiyle ilgili birinci adımın bilgilerini aldık şimdi gelelim ikinci adıma ee, fx eşittir x, e üzeri x ise e, türevi ne olacaktır? x'in türevi 1. Yani çarpım var burada. Çarpım türevini uyguluyorum. x'in türevi 1, e üzeri x artı x çarpı e üzeri x'in türevi yine e üzeri x. Yani bu şekilde bir türevimiz var. Türev de her yerde tanımlı. Yani türevi de r'den e, r'ye tanımlı bir fonksiyon. E, güzel. Bunu şöyle de yazabiliriz. E üzeri x parantezinde 1 artı x gibi. Türevin sıfır olduğu nokta var bu sefer. Dikkat ederseniz. E, sıfır olduğu zaman nedir? 1 artı x sıfırdır. E üzeri x, x hiçbir zaman sıfır olmaz. Her zaman pozitiftir. E, 1 artı x eşittir sıfırdır. Buradan x eşittir eksi 1. Gördüğünüz gibi türevi sıfır yapan nokta. Güzel e, bir kritik noktamız var türevin tanımlı olmadığı nokta yok e üzeri x ve 1 artı x her yerde tanımlı fonksiyonlar türev olarak e, dolayısıyla e, hemen tablosunu türevin yazabiliriz artık nedir e, eksi 1'de de türevi sıfır yapan bir değer var burası f'nin türevinin sıfır olduğu yer e, 1 artı x'e baktığı için işaret x'in bir, eksi birden küçük olduğu yerlerde negatif, büyük olduğu yerlerde pozitiftir. Dolayısıyla f'nin kendisi burada azalan, e, burada artan fonksiyon olacaktır. E, dolayısıyla burası nedir? Bir yerel e, minimum değeridir. O değeri de hemen hesaplayalım. E, şimdi fonksiyonumuz x'e üzeri x olduğu için, bir yaz eksi bir yazdığımızda eksi e üzeri eksi bir yani eksi bir bölü e olarak e, bir yerel minimum değeri belirliyoruz e, artıyor bu fonksiyon dolayısıyla maksimum değeri e, yok şimdi nedir şeyde e, eksi sonsuz eksi bir de e, azalan fonksiyondur tabloya göre e, eksi bir sonsuz aralığında da artan fonksiyondur. F fonksiyonumuz. Şunu biraz kenara alayım. Karışmasın yazılar. Şöyle. Evet. Şimdi gelelim ikinci türeve. E, i̇kinci türevini almak için de nedir? F'nin türevi şimdi eee e üzeri x artı x e üzeri x'ti değil mi? Ee, bunun F'nin ben ikinci türevi e üzeri x'in türevi e üzeri x'tir. Artı x e üzeri x'in türevi yine x'in türevi e üzeri x artı x e üzeri x'in türevi e üzeri x yani e üzeri x parantezinde x artı 2 değil mi? Çünkü 2 e üzeri x yani şöyle bir yazayım istiyorsanız ondan sonra Problem olmasın. 2 e üzeri x artı x e üzeri x. O da eşittir. e üzeri x x artı 2. Güzel. İkinci türevi de buymuş. Ee, şimdi ikinci türevde yine tüm e, r üzerinde tanımlı güzel bir fonksiyon. Ee, i̇kinci türevin e, sıfır olduğu noktada nedir? x artı 2'yi sıfır yapan noktadır. Burası da x'in eksi 2'deki değeridir. O zaman o zaman e, yine hemen şeyi çıkartabiliriz. Tabloyu yapabiliriz. E, şöyle yapalım. E, x diyelim. İkinci türevi diyelim. F'nin kendisi e, şu şekilde eksi 2'de şimdi yine işareti x artı 2 belirliyor. E, türev 0 oluyor eksi 2'de. Iki, eksi 2'den büyük değerler için türev pozitif olacak. Küçük değerler için negatif olacak. Dolayısıyla fonksiyon bu aralıkta e, konkav, bu aralıkta konveks olacak. Ve burası bir büküm noktası. Gerçekten yani f'nin 2'deki e, eksi 2'ymiş eksi 2'deki değeri de x e üzeri x'ti fonksiyonumuz. Eksi 2 e üzeri eksi 2. Yani eksi 2 bölü e karede e, nedir? Bir hüküm noktası var. Yani e, bunu da toparladık, elde ettik. Şimdi nedir? Bütün bilgileri tek tabloya taşıyabiliriz. E, şöyle. X'imizi alalım. Dikkat ederseniz burada eksi 1 noktası önemliydi. Eksi 1 noktasını bir alalım. Eksi 1'i aldık. Şöyle. Sonra buradaki tablo içinde eksi 2 önemliydi. Onu da buraya yerleştirelim. Eksi 2. E sonra F'nin ikinci türevi diyelim. Eksi iki de 0 oluyor. Onun öncesi negatif sonrası da pozitifti ne olduğu önemli değil ilerisi. Sonra e, türev için düşünecek olursak f'nin türevi de eksi 1'de e, sıfır değerini alıyordu. Ondan öncesi negatif sonrası pozitifti. Buna göre f'nin kendisi de e, şimdi ikinci türevi negatif olduğu için burada e, konka ve negatif olduğu için birinci türev azalan ee, sonra eksi 1, eksi 2 aralığında, eksi 2, eksi 1 aralığında ikinci türev pozitif olduğu için burada e, konveks ve hala azalan burası bir büküm noktasıydı. E, F'nin 2'deki, eksi 2'deki değeri. E, sonra nedir? Burada ikisi de pozitif. Yani hem konveks hem fonksiyonun kendi artık artan. E, dolayısıyla e, burada bir e, yerel minimum vardı. Neydi? F eksi bir. O da eşittir. Hesapladık. Eksi bir bölü e hesapladık. E hesapladık. E, evet. E, dolayısıyla şimdi tüm bu bilgilerin hepsini e, grafiğe gönderecek olursak şöyle çizelim. Şimdi e, limitler de vardı. O limitlere de bakalım. Şimdi eksi sonsuza giderken sıfıra gidiyordu limitimiz. E, yani sıfırdan geleceğiz. Burada bir yatay asimtot vardı. Eksi sonsuzda yatay asimtot. Y eşittir sıfır yatay asimtottu. E, sonsuza giderken fonksiyon sonsuza gidiyor. Dolayısıyla orada düşey asimtot yoktu. E, yatay asimtotta yoktu e, ve nedir? E, eksi ikiye kadar, eksi ikiye kadar fonksiyon e, azalan, konkav, e, hatta şurayı birazcık uzatayım o zaman, konkav sıfır e, yatay asimtot olacak şekilde f eksi ikiye kadar geliyor. Eksi 2 bölü e kare. Her neresiyse artık şurası. Eksi 2 bölü e kare olsun. Değeri. Şöyle bir şey diyelim. Ee, şu değere kadar nedir? Şöyle geliyor o zaman. Azalan ve konkav. Ee, onu renkli çizseydim güzel olurdu ama. Neyse. Üstünden geçeyim şöyle bir şey yani Konka ve azalan geldi sonra ne oldu -2 eksi -1 eksi arasında şurası -1 eksi olsun eksi-1 de eksi-1 bölü e o biraz daha büyük bir değer şöyle diyelim eksi-1 bölü ed ee, şöyle güzel güzel çizeyim şöyle. Şunu da şöyle çizelim. Evet, şurası ee, yine azalan fonksiyon ama e, dikkat ederseniz burada konveks azalan. Yani şöyle biraz yukarı bakar doğru olacak tabi böyle oku olmayacak. Silelim onu. Şöyle diyorum. Gördüğünüz gibi burada büküm noktası var. Yani eksi 2 de dikkat ederseniz şurada büküm noktası var. Ee, neden? Bir tarafında konkav geldi öbür tarafa konveks döndü. Sonra ee, ne oluyor burada yerel minimum hatta mutlak minimum değer aslında yani bütün fonksiyonun olabileceği en küçük değer aslında eksi bir bölü e ee, ve ondan sonra ne oluyor ee, hem konveks dikkat ederseniz burada artık hem de artan konveks ve artan ve e, hatırlarsanız nedir fonksiyon sıfır sıfırda eksenleri kesiyordu yani orijinden geçerek eksenleri kesiyor ve e, limiti de e, x sonsuza giderken e, dediğim gibi sonsuza gidiyordu. E, o zaman e, ş, konveks artan e, hepsini bir araya getiriyoruz sıfır sıfırdan geçecek şöyle ve sonsuza gidecek bir şey. Evet. Dolayısıyla e, y eşittir x e üzeri x fonksiyonunun grafiği bu şekilde olmalı. Bunun gibi bir şeymiş diyoruz. Evet, bu şekilde bu grafiği de çizmiş olduk. Şimdi burada dikkat ederseniz yerel minimum değeri başka bir kritik değerimiz olmadığı için fonksiyondaki en küçük değer yani ona mutlak minimum değeri de diyoruz. Bu bir mutlak minimum değeri, mutlak minimum. Aynı şekilde. Tabi burada yok ama e, fonksiyondaki bütün değerlerin olabileceği en büyük değer mutlak maksimum değer oluyor. E, yani e, mesela eksi x kare gibi bir şey düşünecek olursanız e, fonksiyonumuz. kalemi yanlış seçtik. Şöyle e, mesela. Eksi x kare fonksiyonu gibi bir şey düşünecek olursanız nedir? Ee, bunun içinde mesela bir mutlak minimum yoktur ama mutlak maksimum vardır. Tabii şurası güzel çizilecek. Şöyle köşeli gelmiyor. Heh. Yani burası da mesela e, nedir? Mutlak maksimumdur. Ee, yani aslında söyleyişten anlaşılıyor. Ee, hani yerel dediğimiz zaman küçük bir aralıkta mutlak maksimum ya da mutlak minimum gibi davranan değerler oluyor kastettiğimiz Hani bunu da parantez içinde söylemiş olayım şimdi grafik çizimini tamamladık isterseniz biraz da mut şey optimizasyondan bahsedelim Aslında çok farklı değil belli basit fonksiyonların nerede mutlak maksimum ya da minimum yaptıklarını kontrol etme sorusu bunlar ee, hemen örnek üzerinden gidelim isterseniz aslında aynı grafik çizmeye benziyor tek farkı e, hikayeye uygun fonksiyonu sorudan çıkartmak lazım şimdi bir çiftçi bahçesine çit çit çekmek istiyor bahçesini çevirmek istiyor yani çevirmek istiyor derken etrafını çitle çevirmek istiyor ee, tel çitlerin metresi e, diyelim 2 lira ee, tahta çitlerin e, metresi 6 lira ve ee, toplam 320 lirası var. Ee, bahçe'nin tek tarafını, tek kenarını diyeyim. Tahta ee, diğer üç kenarını ee, tel çit ile dikdörtgen biçiminde çevirmek istediğine göre yani çitle çevirmek istediğine göre e, çitleri çevireceği alanın alan en fazla e, kaç metrekare olur? Bu bir maksimum sorusu. Yani e, nedir? Etrafını çevirebileceği en büyük bahçeyi nasıl belirler diye e, düşüneceğiz. E, şimdi isterseniz önce grafik üzerinden bir düşünelim bu olayı. Böyle şeylerde grafikten düşünmek e, iyi olur. Şimdi şöyle bir dikdörtgen alan çevirmek istiyoruz. Kısa kenarlarına X diyelim, uzun kenarlarına Y diyelim. Ve e, bu kenarlardan e, sadece birini tahta çift yapmak istiyor. E, diyelim ki şurasını tahta çift yapacak. Sadece bir Y'yi tahta yapacak. E, geri kalan yerler nedir? Tel çift olacak. E, dolayısıyla e, bizim çevireceğimiz alanı istiyor. Şimdi alanımız nedir? X çarpı y'dir, değil mi? Kısa kenar çarpı uzun kenar sonuçta dikdörtgenin alanı bu şekilde. Ee, ama e, etrafını çevireceğimiz alan nedir? E, 2x artı 2y şeklindedir. Şimdi şu şekilde. E, İki kısa kenarla e, yani kısa ya da uzun olması çok da önemli değil. Tahta çit olacak yerin e, onun şeyi belirlenir. E, kenarlardan biri sonuçta burada. X mi uzun, Y mi uzun onu bilmiyoruz ki zaten. E, şimdi e, tel çitlerin metresi 2 liraymış. Yani biz üç kenarı 2x şunu şunu ve y'nin bir tanesini e, metresi 2 liradan e, şey yapacağımızı düşünelim. E, yani maliyetimiz ne olacak? E, şöyle m diyelim mesela. 2x çarpı 2 artı 2 çarpı y. Değil mi? Ya da şöyle parantez içinde yazacak olursam. E, 2 çarpı 2x artı y. Yani iki kenarla diğer bir kenarı etrafını tel çitle yapacağız. Şöyle telle yapacağız. E, dolayısıyla 2x artı y için 2 lira vereceğiz. Artı e, nedir? Y'nin bir ke öbür y için de 6 lira vereceğiz. Yani toplamda bu kadar para vermemiz gerekiyor. Değil mi? Evet. Bu da ne oluyor? İşte ilk, e, açarsak 4x artı 2y artı 6y'den ee, ne oluyor? 4x artı 8y kadar para vermemiz gerekiyor. Ee, şimdi tabi bu haliyle e, ne yapacağımız çok da belli olmuyor. Ama e, şimdi öncelikle bizim alanı belirlememiz lazım. Yani bunu maksimum yapmak istiyoruz. Onun için bunu x cinsinden e, belirtmemiz lazım. Fonksiyon olarak belirtmemiz lazım ki onun nerede maksimum nerede minimum olduğunu bilelim. E, bunu belirleyecek olan şey ne? E, elimizdeki para aslında e, 320 liramız var. Yani aslında bu bizim maliyetimiz 4x artı yani 8y en fazla 320 olabilir. O zaman e, y'yi burada x cinsinden çekme imkanımız var nedir 8y eşittir ee, 320 eksi 4x ya da y eşittir ee, nedir 40 eksi 1 bölü 2 x olacak değil mi ya da şey de yazabiliriz yani e, 8 şey bakalım Tamam, böyle yapalım, bu bir şey olmaz. Evet, y'yi bu şekilde belirledik, değil mi? Şimdi, bunu alır, e, burada y cinsinden yerine koyar, yani y'yi yerine yazarsak x cinsinden, o zaman ax şeklinde x çarpı nedir? 40 eksi 1 bölü 2 x şeklinde bir fonksiyon elde etmiş oluyorum. Nedir bu? 40x eksi 1 bölü 2 x kare. Gördüğünüz gibi artık bu bir fonksiyon. Çok güzel. Ee, ve bizim tabi x'imiz hangi aralıkta olabilir? Sonuçta kenar uzunluğu. O zaman e, bir kere sıfırdan büyük eşit olmalı. Ve negatif de olamaz. E, şuraya dikkat ederseniz, e, eğer x büyük 80 olursa, e, parantez içi negatif olur. Dolayısıyla 80'den de küçük olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim fonksiyonumuz aslında 0-80 aralığında tanımlı bir fonksiyondur ve güzel türevlenebilir bir fonksiyondur. O zaman bunun için e, maksimum minimum araştırması yapmamız mümkün. Yani e, şimdi burada fonksiyonun türevini al alalım. Ne olacaktır? 40x'in türevi 40. Eksi 1 bölü 2 x karenin türevi eksi x olacaktır. Bu türevlenebilir bir fonksiyon. Yani her yerde tanımlı bir fonksiyon 0-80 aralığında. Ve nerede 0 oluyor? x eşittir. 40 değerinde. Değil mi? Şimdi o zaman türevin e, tablosunu yapacak olursak aslında tamamen grafik çizmeyle aynı mantıkta ilerliyorum. Ee, nedir? 40 türevi sıfır yapan nokta. A'nın türevi burası sıfır. Burada ee, nedir? 40'tan büyük değerler için negatif, küçük değerler için pozitif. Dolayısıyla fonksiyonun kendisi yani a burada artan, burada azalan. Ee, dolayısıyla burada bir maksimum var. Hatta mutlak maksimum bu. Çünkü tek e, kritik değer e, yani A'nın 40'taki değeri e, bizim maksimum değerimiz oluyor. Yani alanın 40'taki değeri. Dolayısıyla A 40 eşittir. 40 çarpı 40 eksi 1 bölü 2 40'ın karesi. E, yani burası 1600 eksi 1 bölü 2 1600. O da 800 e, metrekare oluyor. Yani bir kenarı 40 olarak belirlenirse. X eşittir 40 çıktı burada. 40 noktasında türev sıfır olduğu için. E, bir kenarını 40 belirlersek. X'leri şurayı 40 metre. Burayı 40 metre. E, y'si de ne çıkıyor buna bağlı olarak? Evet. 40'ın yarısı 20. Y'si de gördüğünüz gibi 40 eksi 1 bölü 2 40'tan 20 çıkıyor. Yani Y'si de 20 olmak üzere. Şurası da 20 metre ve burası da 20 metre. Gördüğünüz gibi 20 metrelik bir tahta çift ve 40 metrelik bir kenarında 40 metre olan dikdörtgen belirlediğinde toplam 800 metrekare alanı bu parayla e, şitle çevirebilir ve bu çevirebileceği en büyük alan olur. E, bu şekilde maksimum e, yapabileceği alanı, maksimum çevirebileceği alanı belirlemiş olduk. Bir örnek daha yapalım bu maksimum problemlerle ilgili, maksimum minimum problemlerle ilgili. E, şimdi e, bir e, satıcı Ilk, e, bir ürünü diyelim şu şekilde e, yani x ürünü x ürünü p lira fiyattan satarken e, fiyat talep eşitliği fiyat talep denklemi P eşittir 10 eksi e, binde bir x ise <laughs> gelirini maksimum yapmak için e, fiyat ne olmalıdır? gelirini maksimum yapmak için ee, şimdi e, P'miz bu şekilde verilmiş e, yani X tane ürün satılırsa fiyatı P şeklinde belirlenecek e, şimdi gelirimiz yani Rx nedir? E, fiyat çarpı e, talep miktarı değil mi? yani fiyatımız yukarıda yazıyor zaten 10 eksi binde bir x çarpı talep miktarı da x olacaktır. Dolayısıyla bizim gelirimiz 10x eksi binde bir x kare şeklinde olacaktır. Biz gelirimizi maksimum yapmak istiyoruz. Yani R'nin nerede maksimum değer aldığını bilmek istiyoruz. Ve sonuçta paradan konuştuğumuz için tabi bunun pozitif olması lazım. Ayrıca nedir ee, x'in 10 e, binden de küçük olması lazım çünkü 10 binden daha büyük bir değer olursa burası şey oluyor yani x parantezinde düşünecek olursanız e, şurası sıfırsa sıfırdır bir de burası 10 olursa 10 on eksi onundan sıfır olacağı için e, nedir e, sıfır olur negatife düşer sonra dolayısıyla x'in de bu aralıkta olması lazım. Yani bizim maksimumunu arayacağımız fonksiyon belli. Gayet ortada. E nedir? Bunun türevine bakalım şimdi. E, şu 10x eksi binde 1 x karenin türevi. 10 eksi binde 2 x olacaktır. Türev bu. Peki türev nerede sıfırdır? E, bu durumda nedir? 10 eksi binde... 2x eşittir 0 dersek 1000'de e, 2x eşittir e, 10'dur ya da x eşittir ne olacaktır? 5000. Güzel. Türevi 0 yapan noktayı da bulduk. E, o zaman hemen tabloyu çıkartıp e, yerine yerleştirirsek e, x diyelim e, şurası 5000 diyelim e, türevi nedir? re 5000 de sıfır oluyor ve e, bakarsak nedir? X'in 5000'e kadar olan değerlerinde ifade pozitif olacak. E, burada da daha 5000'den büyük değerler için negatif olacak. Yani gelir e, burada artan, burada azalandır. O zaman burada bir e, maksimum vardır ki bu tek kritik nokta olduğu için e, tek e, maksimumdur. Yani gelirin 5000'deki değeri maksimum değerdir. Dolayısıyla e, nedir? Bizim e, maksimum değerimiz 5000 üretim sayısına karşılık gelen değerdir. Onu da e, e, burada yerine yazacak olursak, yani 10 çarpı 5000 50.000 diyor binde bir çarpı beş binin karesi e, beş bin çarpı binde bir beş yapıyor zaten öbür beş binde yirmi beş binden e, çıkartırsak toplamda yirmi beş bin lira oluyor dolayısıyla e, bizim bu şekildeki bir ürünü beş bin tane ürettiğimiz durumda e, yirmi beş bin lira kazanırız ve bu Iı, getiri o anlamında en fazla geliri elde ettiğimiz sayıdır. Üstelik e, burada fiyatta ne olacaktır? P'de e, nedir? 10 eksi e, binde 1 x'ten x'imiz 5000 olduğu için 5 fiyatımız da 5 lira olacaktır. Yani 5 liradan 5000 tane ürün sattığımızda 25.000 lira kazanacağız ve bu da olabilecek en fazla kazanç oluyor. Evet bugünlük de bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.